Evet arkadaşlar, şimdi biz testlerimize endpoint testlerini de dahil edeceğiz. Bizim bir tane serverımız olduğunu varsayalım ve bu serverdan biz bir istek göndereceğiz ve aradığımız cevabımızın statüsünü kontrol edeceğiz. Mesela burada bizim bir get isteğimiz var ve bize bir JSON dönüyor. Statüsü de 200. Biz testimizde bu statüsün 200 olup olmadığını kontrol edeceğiz. Ya da mesela bir eklem işlemi yaptık ve tabanına biz bir veri kaydettik mesela. Oradan işlemimizi başarırsa bize 201 dönecek. Biz bunu testimizde deneyeceğiz. Testimizde de 201 ise bu sefer testten geçmiş olacağız. Ben o yüzden burada bir tane Express server oluşturdum. Express'i dahil ettim. 3000 portunda çalışıyor ya da environment variable varsa oradaki environment variable kullanıyor, yoksa 3000 portunu kullanıyor. Ve burada da şu anda çalışmıyor. Çünkü ben kapattım. Burada tekrardan çalıştırayım. Server klasörünün altında oluşturdum ve çalışıyorum. Ama biz bu server'ı 3000 bu server'ı bu klasörde biz kullanacağız. Onun için ilk önce ben bunu export default ettim. Yani başka bir yerde daha kullanacağım için ben app'imi server'ımı o yüzden dışarıda kullanımını açtım. Buradan mesela burada ben import edeyim. Import app from server klasörünün altından server.js'i aldım. Ve app'i yazdım. Şunu burada bir de ben process exit'i kapattım. Çünkü burası çalıştığında bizim not uygulamamız sonlanıyor. Server'ımız da kapanacak yani. O yüzden şimdilik kapatmama tekrardan aktif edeceğiz. Burada bizim 3000 portumuz çalışıyor gördüğünüz gibi. Ve biz bunu teste geçeceğiz. Burada ben app'i tekrardan kaldıracağım. Test.js'te bizim iki tane alanımız vardı. After each ve after all objelerimiz vardı. Burada ben app isminde bir alanı daha oluşturacağım ve yine undefined olacak. Ama burada ben diyeceğim ki bu app undefined değilse ben bunu server'ı çalıştıracağım. Buraya gireyim. Burada da bizden parametre olarak istediği app'i geçelim. Şimdi buraya geldim. Not index.js çalıştırdım ve 3000'de çalışıyor. Burayı vermeyeyim. Ben app'i ver. Console.log dedim. Server is up diyelim ve yine colors blue'yu kullanacağım. Sonra tekrardan eski haline getireceğim. Colors reset diyeceğim. Not index.js'i gördüm. Burada server is up'ı görmüş olduk. Ve daha sonrasında burada geçmediğimiz zaman bu sefer bizim testimizde server'ımız çalışmadı. Tekrardan kapatıyorum server şimdilik ve burada biz testlerimizi oluşturacağız. Burada ben chain fonksiyonunu oluşturacağım. O yüzden bir class oluşturacağım. Burada bu class'ın ismi servis olsun. Burada send getRequest isminde bir fonksiyonum olsun. Ve burada status code is diye bir tane fonksiyonum olsun. Bir de response body ya da show response body isminde bir fonksiyonum olsun. Ben deneme amaçlı ikisini oluşturacağım. Tabii çoğaltılır ya da bir. Burada bu send get request bir path alacak bizden. Ve biz not fetch'e buraya bir istek atacağız. Ama ilk önce biz burayı sınır edelim isterseniz. Burada ben mesela
Müttefik aldım. Burada bizim asenkron bir işlemimiz gerçekleşti. Sonucumuz döndü. Mesela status kod döndü. Ben response'un altından bunu işleyeceğim. This response body alanımız gelecek. Onu da işleyeceğim. Ondan sonra burada bir return yapacağım. Bu return'de bu sınıfı nesnesini dönecek. Yani biz ise bu sınıf objelerine erişebiliyoruz. Yani ben bunu bu fonksiyondan return ettiğim için burada ben status kodu da çağırabilirim. Response body'yi de çağırabilirim. Ama ben mesela status kodu gösterdim. Sonra response body'yi de göstereceğim. O yüzden yine bu sınıfın kendisini her fonksiyonunda return edeceğim. Burada da log this status kodu yazdırayım. Burada da log this response body'yi yazdırayım. Ondan sonra burada ben bu servis sınıfının bir instance'ını oluşturacağım. Ve bunu export edeceğim. Ve ben bu servisi index.js dosyama girip import ediyorum. Ve şimdi burada ben burayı şimdilik bir yorum satır haline aldım. Sadece servisi görmek için. Burada mesela ben servisi çağırdım. Ben getRequest fonksiyonunu kullanacağım. Burada bizim pif'imiz olacak. Şu anda bizim ana domainimiz. O yüzden boş bıraksan da olur. Hatta bu pef yoksa parametre geçmediysen ana dizini varsaysın. İstek gitti. Sonra burada mesela status kod biz 200 olmasını bekliyoruz. Ve burada bunu karşılaştıracağız. Yani aynı D'deki mantıkla. Ondan sonra bir de show response body'yi göstermesini isterim. Ve bu testte alakası değil, sadece dönen sonucu göstermek için bilgilendirme yapmak için olacak. Burada mesela çalıştırdım ve ilk önce bizim bu fonksiyonumuz çalıştı. Ondan sonra 200 geldi ve response body'miz geldi. Şimdi ben buradan Notepad paketini yükleyeceğim. Notepad paketiyle de HTTP isteklerimizi açacağız. Bu paketimiz yükleniyor ve biz bu paketimizi ilk önce import edelim. Import burada testin içinde import edeceğim diyorum ve burada ben yine bazı parametrelerimi hazırlayacağım yine. İlk önce port'u varsa environment'tan okusun. Bir de host oluşturacağım. Host da localhost olsun. Ve burada ben bu send request async'e çevireceğim. Çünkü fetch asenkron olarak çalıştığı için burada const response diyeyim. Ve create'te get isteğimi göndereyim. Yani ben şuraya bir istek atacağım. Mesela ekledim. Ondan sonra const result diyelim. Await response. Ben bunu JSON'a değil text'e çevireceğim. Çünkü buradan sadece JSON atası dönmüyor olabiliriz. Ama JSON atası döndüğümüz bir yerde ne isek bunu bu text'e biz JSON parse yapıp JSON olarak kullanmaya devam edebiliriz. Ve sonrasında da burada log response statüsü yazdıracağım. Bir de result yazdıracağım. Ve şimdi buraya tekrardan gireyim. Sadece send get request'i bırakacağım şimdilik. Node index'i çalıştırdım. Evet, burada biz server'ımızı ayağa kaldırmadık. Şöyle yapayım. Server'ımızı çalıştırıp gönderirsek bu sefer çalıştım. Burada 3000 portumuz bizim server'ımızdaki console.log. 200 ve response body'miz burası da. Yani ben burada şimdi bunları biz response statüsü buraya aktaracağım.
ve hizatlı responsible diye aktaracağım. Ve şimdi burası async konu olduğu için şimdi burada bizim yine burayı turn ettik ama buranın henüz bitmedi. Yani buranın bittiğinden emin olduktan sonra biz bunları çağırmamız gerek. Yoksa bir status kodu direkt çağırsaydık buranın bitmesini beklemeden devam edeceği için status kod fonksiyonundan çalışmaya devam edeceği için bize ilk başta buradaki birimiz olmayacaktı. Aynı şekilde responsibility de olmayacaktı. Yani burası bittikten sonra ben çalıştıracağım. Burada ben bittikten sonra tekrardan fonksiyonlarıma ulaştım. Mesela status code is 200 bir de show response body. Response body'yi çağırayım. Burada da yine bizim local'ımız vardı. Ve yine aynı şekilde bu sefer fonksiyonlarımızdan almış olduk. Şimdi ben burayı burada if fonksiyonumuzu çağıralım. Şu status code should be 200 olmalıydı. Burada da ben çağırayım. Ve şimdi burada geldiğim zaman ben accept value'sunu alacağım. Ve bu status code accept eşitse testimiz başarılı demek olacak. Else de hatayı göstereceğiz. Pass'ten geçtiysek pass count artsın. Geçmediysek hata count artsın. Ve burada logo yazayım ben. Burada test result success status code. Burada accepted'ı yazdıralım. Burada da eğer hatalıysa console error'da kırmızı renk yapacağım. Yine çarpı ekleyeceğim. Burada field, burada accept yazdıracağım. Bir de alınanı yazdıracağım. Alınan da bizim status kodumuz. Şimdi buraya tekrardan gireyim. Index.js istedim. Ve burada testimizden geçtik. Mesela ben şuraya gelip buradan bunu koparacağım. Mesela bu sefer 201 bekleyelim. Yani hata alalım. Bu sefer bizim testimiz çalıştı. Console error. Evet, bu sefer hata olarak bizim karşımıza geldi gördüğünüz gibi. Ve şimdi burada bizim gördüğünüz gibi test, yani bizim test sonuçlarımız burada ama burada bizim server'ımız var. Burası dediğim gibi asenkron olarak çalıştığı için bu kısım asenkron olan kısımları beklemiyor. Yani ben bu asenkron olan kısmı bittikten sonra burayı göstereceğim. O yüzden ben buraya bir koşul bağlayacağım. O koşul da şu olacak. Burada ben Describe'da bir tane sync isminde bir değer oluşturacağım ve bu varsayılan olarak true olacak. Eğer bu true olursa ben test result'ı göstereceğim. Yani bizim için aynı şey olmalı. Çünkü varsayılan olarak true. Mesela ben bunu false yapayım. Sync'i false'a çevirdim. Bu sefer bizim sonuçlarımız gelmedi. Şimdi ben bunun ne zaman geleceğini kendim belirteceğim. O belirteceğim. Yani burada tekrardan bunu aktif edebiliriz. Çünkü biz belirteceğimiz yeri artık bileceğimiz için server'da testler bittikten sonra kapatabiliriz. Burada ben status code is'de finish
ya da option isminde bir parametre alacağım. Aynısını burada da alacağım. Ve burada log option'ın altında dan var mı bunu kontrol edeceğim. Burada da yapacağım. Şimdi ben burayı çalıştırayım mesela. Not index dedim. Burada undefined geldi. Mesela ben şurada done true. Yani ben bu testi tam burada bitireceğim. Bu, ama pardon, burada değil. Burada. Status code is'de mesela done true. En son çalıştırdığımız yerde ben burada bitirmek istiyorum. Burayı tekrardan çalıştırdım. Burada bu sefer true geldi. İşte bu true'nun geldiği yerde bizim testimiz sonlanacak. Burada ben bunu şimdi if'e çevireyim. Ve bu if ise show test, yani true'nun ne kalandığı yerde show test results fonksiyonu çalışsın. Burada bize sonuçları göstersin. Middleware kapanmadan önce çalışsın. Sonra da server kapansın. Daha doğrusu terminal uygulamamız sonlansın. Uygulamamız sonlanınca da serverımız da zaten sonlanıyor. Burada not index.js çalıştırdım. Burada bizim gördüğünüz gibi testimiz sonlanmasını istediğimiz yerde bitti. Mesela ben şuraya gireyim. Not index.js çalıştırdım. Burada bu field da bize 5 geliyor da ben yanlışlıkla burada field count'un başlangıcını değiştirmişim. Onu geri aldım. Şimdi test sonucu doğru bir şekilde geldi. Ve şimdi bir de biz bir tane script yazalım. Burada test ama şeyin altında. Burada mesela testi çağırdığımız zaman not index js çağırsın. Mesela npm run test dediğimiz zaman bizim test cursor test script'imizden de burası geldi. Burada biz burayı da genişletebiliriz. Tabii mesela burada biz post isteğe göndermedik ama bunu şey yapsaydık send post request diyecektik ve buradan biz body alacağız ve burada body'mizde JSON file haline getireceğim. Sonra bir de header tanımlayacağım. Header'ımızda application content type'ın application JSON olacak. Tabi biz JSON kabul ediyorsak bunu yine biz koşula göre belirtebiliriz ama şimdi JSON kabul ettiğimizi varsaydım. Ondan sonra yine response'umuzu burada çağıracağız ve tekrardan kontrol ettirebilmiş olacağız bu şekilde. Burada mesela show response'da şey demiştim ben. JSON olduğundan eminsek bunu parse edebiliriz. Mesela burada bunu return dönmek yerine response'un body'sini dönsün burası. Çünkü burada zaten testle alakalı bir işlem yapılmıyor. Buradan da değişkeni atayıp JSON parse edilebilir bu şekilde. Yani burada yine burada kalmaya devam etsin. Onun dışında burada mesela biz şunu yaparsak pefimiz mesela biz bir olmayan bir oy verelim buraya. Burada da bizim yukarıdaki tanımladığımız değerlerimizi kullanalım. İlk önce host ve port ve pipimiz gelsin buraya bizim. Ve şimdi burada olmayan bir root'a gittiğimiz zaman
Yine burada accept 200 fakat biz 404 aldık. Bir de ferit count'u da düzelteyim tekrardan. Burada bizim ferit sayımız da gelmiş orada. Eksi eksi artı artıya çevirelim.